Herkese merhaba arkadaşlar, selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Madem ki Antivenom'u cacık yaptık, konulu da pilav yapalım. Yani ikisi bile iyi gider bu arada. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz de konulu hangi karakterle yenmişseniz aşağıda yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim. Çünkü Antivenom'u hangi karakterlerle yendiğinizi yazmışsınız ama konulu hangi karakterlerle yendiğinizi merak ediyorum açıkçası. Burada size konula karşı nasıl dövüşmeniz gerektiğini ve hangi karakterlerin sizi avantajlı konuma soktuğunu anlatmaya çalışacağım bu videoda. Bakın, bunların başında Doktor Doom. Şimdi Kunul zırh kırma verdiği için rakibin bloğuna dahi vursa, yani size vursa dahi zırhınız kırılıyor. İster blokta olsun ister normal şartlarda. Zırh kırmaya bağışık bir karakterle girerseniz işiniz daha da kolaylaşacaktır arkadaşlar. Bunların başında da gördüğünüz gibi Doktor Doom. Aynı zamanda sınıf üstünüyüz. İrademiz açıksa bize verdiği ve bize zarar vermeyen zayıflatıcı sayesinde ne yapıyoruz? Yenilenme de yapıyoruz. Gördüğünüz gibi canlı cehennem diyor. Özel saldırı 2'ye atıyorum. Çok güzel bir hasara çıkıyoruz arkadaşlar. Ve %100 canla bitirme olasılığımız çok yüksek gördüğünüz gibi. Şöyle, evet, zırh kırmaya karşı bağışığız gördüğünüz gibi. Çok da rahat oynuyorum. Hiç kasmadan. Bir L2'miz daha dolarsa dövüş bitecek zaten. Ve dövüş burada bitiyor gördüğünüz gibi. Doktor Doom birinci sırada. Ha, ben de Doktor Doom yok diyorsanız eğer, size diğer ikinci bir seçenek olan Dragon Man'i sunacağım. Dragon Man'in şöyle bir özelliği var. Eğer ki rakip Dragon Man'e karşı zırh kırma vermişse rakibe pasif olarak bozma yansıtıyor. Bu da Dragon Man'i ne yapıyor? Özel saldırı 3 atıp ondan sonra dövüşeceksiniz. Normalde de ben göstermelik dövüşüyorum. Dragon Man'le çok rahat şekilde indirebilirsiniz. Köşeye sıkıştır, çatır tutur, döv arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Bir diğer karakter Colossus. Colossus da zırh kırmaya karşı bağışık. Arkadaşlar, Colossus'u aldığınız zaman gördüğünüz gibi bağışıklık yazıyor sürekli olarak. Bu da sizi avantajlı konuma sokacaktır. Şöyle çatır çatır dövmeye devam ama biraz hızlı dövüşürseniz güzel olur sizin açınızda. Gördüğünüz gibi özel kilit, güç kilidi falan uyguladı an itibariyle bize. Şöyle bir ağır saldırı daha yaptık. Böyle konulu çok rahat şekilde yenebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken biraz dikkatli dövüşmek. Bakın, blokta çok hasar yemiyorum zırhımı kıramadığı için. Ve diğer bir karakter Archangel. Konul zırh kırmaya, daha doğrusu zehire ve gördüğünüz gibi kanamaya karşı bağışık bir karakter olmadığı için Archangel'la girdiğinizde, bakın arkadaşlar, sadece dönüyorum. Olduğum yerde bir ağır saldırı, ağır saldırı L1 atıyorum. Yani keyfime göre dövüşmem daha da kolaylaşıyor bu şekilde. Ve çok rahat, gerçekten ama çok rahat yenebilirsiniz konulu Archangel'la. Bakın, dayak yiyorum öldürmesi için beni. Bırakmışım bloğumu, her şeyi. Çünkü rakibin öleceğini gördüm. Ve Doktor Voodoo. Voodoo da diyebilirsiniz. Doktor Voodoo ile üzerinde rakibin Loa biriktirdikten sonra özel saldırı 1 atacaksın. Ondan sonra arkana yaslanacaksın. Bakın arkadaşlar, özel saldırı 1'e attık ve hepsi Ruh Venom'a dönüştü. Özür dilerim bu arada. Biraz hastalığımız halen daha geçemedi. Debelenip duruyoruz ama çok şükür iyiyim yani. 3 gün 4 gün önceye göre gayet de iyiyim. Gördüğünüz gibi Ruh Venom'u verdikçe ne oluyor? Kunul erimeye devam ediyor. Bu arada halen kaçamadık orada. Bir sıkıntıya soktu. Biraz dikkatli dövüşeceksin. Ve Kozmik Hayalet Sürücü. Yüksek hasarı hızlı şekilde vermek istiyorum, dövüşü hızlı bitirmek istiyorum diyorsan bu karakter senin için biçilmiş kaftan kardeşim. Bak. Bak şimdi. Evet. Tetikliği de açtık. L2'yi atıyorum. Evet. Çok güzel bir hasar verdik. Düz vuruşlarda daha da 11K'ları, 7K'ları gördüğünüz gibi rakip öldü zaten. Bu dakikadan itibaren dövüşmesek de olur yani. Bak, artık artistliğine dövüşüyorum açıkçası. Özel saldırısını bile beklemeden. Bir L2 daha atalım. Umarım ölmez. Evet. Dövüş bitti zaten bundan sonra. Dalga geçiyoruz. Bakın arkadaşlar, çok da rahat dövüştüm. Kunul çok da rahat burada indi. Ya zaten ben bu videoyu yapma amacım ve birinci amacım şu: elinde bulunmayan karakterlerle, ya da daha doğrusu diyelim işte bende Doom yok, bende Domino yok, bende Archangel yok, ben neyle dövüşebilirim diyenleriniz varsa
Bu videoyu onlar için genel itibariyle çekiyorum. Zaten elinde olan karakterlerle Doom'la falan çok rahat yenersin. Bakın Domino'yla girdim ben mesela. Bu bir şeydir, ne derler? Rahatlık tepti beni artık, yani Domino'yla bile deniyorum. Gerçi Domino çok rahat indirir, görüyorsunuz. Kritik başarısızlık vermesi bizim için çok müthiş bir avantaj. Evet, ve bitti dövüş yani. Gördüğünüz gibi çok da rahat indirdik. Yani olduğumuz yerde özel saldırı atsa dahi. Benim gibi Baba Hiper oyuncusanız, Baba Hiperon her türlü karaktere giriyor biliyorsunuz genel itibariyle. Giriyorum yani, ben bu karakteri seviyorum. Ağır saldırıyı yaptık. Olabildiğince rakibi hızlıca yıpratmaya çalışıyorum. Şöyle, evet, gördüğünüz gibi atsın, hiç sıkıntı, sorun, problem yok. Evet, L3'ü de atacağız. Bu arada özel saldırı bir hasarı Kundun çok iyi. Şöyle bir ağır saldırı daha yapalım. Bir de L3 patlatalım. Olsun bitsin. Ve finito. Güzel bir hasar verdik. Bir diğer karakterimiz örümcek adam Miles Morales. Şimdi ben neden bu karakteri seçtim? Birinci olarak kritik vurma olasılığı yüksek, özel saldırılardan kaçamayan arkadaşlar için ıskalama açtığı için özel saldırılarından rahatça kaçabiliyorsun. Bak şimdi bir kere yaparsa göreceğiz. Özel saldırı yapmamakta direniyor şu anda arkadaşım. Evet, bakın ıskalama yaparsa yapamadı. Çünkü bütün özel saldırılarından kaçtım an itibariyle. Şöyle L1'i de atalım, gitti gitti yani. Iskalama yapıyor arkadaşlar. Bu arkadaşın özelliği ıskalama yapması. Iskalama yaptığı için de şimdi özel saldırıyı, evet, bir kere ıskalarsa kaçtık. Gördüğünüz gibi hepsinden kaçtım. Bir türlü ıskalayamıyor. Ama L1 atarsa ıskalayabilir. Evet, şimdi bakalım. Hop, ıskalamayı gördünüz. İki kere ıskalama, gördünüz mü? Demek istediğim şey buydu yani. Evet, dövüş böyle gider. Yalnız bendeki 1.25 bir 6 yıldız. Gördüğünüz gibi ona rağmen atladım. Şu anda ters psikoloji yapıyor bize. Ve durdurulamaz oluyor. Evet, zihin kontrolü yapıyor. Gördüğünüz gibi engellenemez, durdurulamaz. Buna dikkat etmek lazım. Öleceğiz yoksa. Şöyle ölmedik, ayaktayız dövüşü. Ve giyotin son buff sonrası ne oldu? Çılgınlar gibi bir karaktere büründü. Her vuruşu kritik an itibariyle görüyorsunuz. Bunun 5.65 olduğunu düşünün. Ve öyle dövüştüğünüzü düşünün. 3.45'te iş yapar mı? Yapar. Yapmanız gereken tek şey özel saldırılardan kaçmanız olacaktır. Şimdi bu dakikadan itibaren videoları kısa tutacağım. Köstebeği adamla gördüğünüz gibi şöyle bir ağır saldırı yapalım. 9K'yı gördük. Canavar kütlesi aktif konumda, ya daha doğrusu çılgınlık. Bu yüzden her vuruşumuz kanama yapıyor. Her vuruşu kanama demek çılgınlar gibi bir hasar demektir. Ve çılgınlar gibi de bir hasarı veriyoruz şu anda, görüyorsunuz. Ve Kral Groot, Kral Groot ölmez, öldürür. Şu an yani son buff sonrası daha da garantileşti bu durum. Yani gerçekten ölmez öldürür cinsten bir karaktere büründü. Şu anda da görüyorsunuz, yalnız kritik vurma oranı çok düşük. Kunula işlemiyor an itibariyle. Hiç kaçmadım. Özel saldırısından hiç kaçmadım. Yine de dövüşüyoruz gördüğünüz gibi. L2 atarsak bir iş yapabilir. Kaptan Amerika Sonsuzluk Savaşçısı biraz blok olarak dövüştüğümüz için, blokaj ağırlıklı dövüştüğümüz için bu yüzden biraz dövüş uzun sürebilir ya. Ve size zihin kontrolü yapıp ne yapar? Durdurulamaz, engellenemez konuma getirebilir kendisini ve dövüşü zora sokabilir. Bu yüzden Kaptan Amerika Sonsuzluk Savaşçısını eğer alacaksanız, bakın durdurulamazını kapasamıyorsunuz bir de. Alacaksanız şey yapmanız lazım. Özel saldırı 2'yi tutturmanız lazım bir şekilde. Yoksa bakın geçmiş olsun yani. Evet. Ondan sonra Karadul, Karadul Ölümcül Soy şok veriyor. Şok verdiği için Kunula gerçekten azap çektirebilecek karakterlerden bir tanesi de bu diyebilirim. Çünkü verdiği şok hasarını görüyorsunuz. Yani bariz ortada. Özel saldırı 2 ile bunu taşlandırırsanız emin olun kral kraliçe gibi bir özel saldırı hasarı verecektir. Biraz dikkatli dövüşmeniz lazım. Onun harici elim L1'e değdi burada. Burada elim L1'e değmişti. Evet, keşke bir bıraksaydım da üzerime atlasaymış. Ama gerçekten dikkatli dövüşürseniz çok rahat yani hasar verir. Onu söyleyeyim size.
Evet Kunul, şöyle güç barına kadar hızlı doldu değil mi? Dikkat. Ve gördüğünüz gibi çok da rahat hasar verdik. Yani özel saldırıyı tutturamasak da hasarı yüksek derecede verdik. Bakın Void gerçekten hasarın babası diyebilirim burada. Bakın 164 164 demek ki bir zayıflatıcıyı verdiğimiz zaman 164 bak yaptı bile, yormayı verdi. 164 164 gidiyor. Bu da güzel. Birazdan vuruşlarımızı göreceksiniz. Kritik vuruşları arda arda vuruyor görüyorsunuz. Bir kere vurdu. 1907 nedir ya? 2000 vuruyor ama kritik değil. Düz vuruşlarda kritikleri görmemiz lazım. Bu arada şey yapıyorsunuz. Hani diyorsunuz ki acaba ben vurmuyor muyum? Yani işlemiyor mu rakibe diyorsunuz ama bakın 3000'leri gördük. Gördüğünüz gibi Kunul yavaş yavaş eriyor. Hani canı yavaş yavaş da olsa eriyor. Gözle görülür bir bariz bir erimesi söz konusu olmasa da yavaş erimesi söz konusu arkadaşlar. Yapmanız gereken şey burada özel saldırıyı attırmak. Evet kaçtık. Şöyle düz vuruşlara devam. Yani canını %20'ye yakın aldık bile. Abomination ölümsüz. Rakip zehir bağışık olmadığı için kesinlikle tavsiye edebileceğim karakterlerden bir tanesi. Çünkü Kunul özel, daha doğrusu bloğumuza vurduğu zaman kendisine zayıflık veriyoruz. Bu zayıflık bize özel saldırıyı yakalasa bile blokta çok da bir etkilemiyor. Bakın gördüğünüz gibi yani 200 mü 200 vuruyor. Normalde yüksek hasarları verir rahatça. Hiç kaçmıyorum. Hiç kaçmıyorum görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Her şey ortada. Bir de toksik aura'ya tutturursanız zaten öldü bile. Belki öldü yani hiç gerek kalmadı. Ve Falcon'la hedefe kilitlendik. Ondan sonra hedefi de kilitliyoruz böyle. Olabildiğince yüksek hasarları hedefe kilitlendiği anda vurarak görmeye çalışıyorum. Falcon gerçekten iş yapacak bir karakter diyebilirim. Varsa kesinlikle alın. Yani 3-5 kere hedefe kilitlendikten sonra, yani 5 hedef kilitlenmesinden sonra bence yani Kunul gerekli knockout'ı olacaktır. Hiç kaçmadım bile bu arada. Hedefimize kilitlenmiş vaziyette. Görüyorsunuz canı %70 kaldı. Ki ben zorlamıyorum. Daha zorlasan neler olacak. Ve Angela varsa ya tavsiye ediyorum. Bu arada zırhımızı kırdı. Çünkü hiddet açtıktan sonra rakibe görüyorsunuz geçmiş olsun yani. L1'i de attık. Bitti ya. Diablo ağır saldırı yaptığın zaman zehir verir ve içinden geçer rakibin. Eğer ki düzgün oynarsanız gerçekten çok da rahat yenebilirsiniz. Bu da son karakterimizdi arkadaşlar. Videomuz da burada zaten sonlanacak. Diablo ile içinden geçiyoruz rahatça. Ve şöyle bir ağır saldırı daha. Gerçekten müthiş hasar veriyor bak. Hani kayda değer minik hasarlar değil. Bunlar yüksek hasarlar bak. Hiç kaçmadım zaten öldüğünü bildiğim için Kunul'un. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın.